Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi kaldıramadım. Bunda full kağıt var. Bunda da full demir paralar var. Evet. Bugün kumbara açılımı çekeceğiz. Ne kadar sürede topladık bunu? Topladım. Bir iki ay olmuştu değil mi? İki aya yakın oldu. Şöyle bir iki aylık kumbara. Birinde kağıt paralar var, birinde tane, de bozuk paralar var. Bir tane bozuk para bunu yanlışlıkla atmıştım. Bunu da kaldıramıyorum. Çok ağır. Var mıdır? Bir 10 kilo falan vardır. Daha fazla bence. Karpuz kaldırıyor gibi hissediyorum şu an. Çok ağır. Karpuzum daha ağır. Neyse. Şimdi bunu açacağız. Bakalım zengin mi olduk? Ne oldu? Ne kadar çıkacak? Evet, bu arada şimdi açtıktan sonra saymaya başladığımızda biz tahminlerimizi söyleyeceğiz. Siz de biz sayarken tahminlerinizi yorumlar kısmına yazın. Bakalım kim en yakın tahmini bilebilecek. Evet, bir de en yakın tahmini bilen kişiyi bir sonraki videomuzda ismini paylaşacağız sizinle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum atın, şu bildirimleri de açın ki biz video paylaştığımızda size hani bildirim gitsin. O zaman bakalım zengin mi oluyoruz? Bakalım. Servet mi çıkıyor? Bir önceki kumbaradan ne yapmıştık? Apple tablet almıştık. 4,5 falan çıkmıştı. Evet, üstüne para katıp şu Apple 8 son model tablet almıştık o zamanlar. Birkaç ay önceydi. Hadi şimdi tekrar yineden toplandı. İlk bakalım. Önce bunu açalım bence. Evet. Sonra kağıt parayı. Başlıyorum. Evet arkadaşlar, bununla açamaz. Bıçak yapma. Elini kesme. İşte onu ilk önce sert yerde açman lazım. Bak, bir yerini kesme. Bıçak yapmadı arkadaşlar, açılmadı. Bıçak yamuldu. Yine de sert yerde devam etseydin. Açıkta şuradan kapının arkasından. Hemen bizi izliyor. Suda. Aynen. Hadi bakalım, deme takalım. Bir de demir para da sadece Türk lirası değil. Euro da var. Ne yapacağız biz bu paralarla? Ne yapsak? Siz yazın. Üstüne tekrar yine dolduralım mı? Yine para toplayalım mı? Yoksa bir şeyler mi alsalım? Onu yorumlara siz yazın. Oh! Bu kadar çıktı. Bayağı çıktı. Hemen size göstereyim. Böyle. Şimdi kağıt paralar da var bir de. Kağıt paralar. Bence bu iki aya göre bayağı iyi toplanmış. Bakalım. Elini kesme. Tek. Azaltmışsın sanki. Benim tahminim çoktu. Ama hiç küçük paralar atmadım. Hep yüzlük, iki yüzlük. İki yüzlük çok atmışsın ha. Evet. Beyefendi, paraları saymaya başlayalım mı? Evet, şöyle döktük kağıt paralarda. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben şu bozuk paraları sayacağım. Hı. Beyefendi de büyükleri sayacakmış. Nedense kolayına kaçıyor işin. Bitirince sana yardım etmeye geleceğim. Şimdi tahminini alalım senin. Bence 4 falan vardır. 4000 TL mi? Aynen. Bence de 4000 TL vardır. 4,5 falan vardır. Aynen. Siz de tahminlerinizi yazın bakalım. Ona göre şey yapalım. Ben şimdi bunları hepsini bozukların
10 TL 10 TL edip kenara öyle yaparak ayıracağım. Sen de işte 100'liktir 5'liktir artık ne kadar yapacaksan. Tamam. Ne yapıyorsun? Paraya vurdu. Hadi başlayalım saymaya. Bilmedi ya. Ben bitirdim. Say, sen hala bitirmedin. Say. Perişan oldum. Ben uyuyacağım. Bitmiyor abi. Bitmiyor ya. Böyle topluyorum. Bitmiyor. Hadi götürecektim gel, ben beni böyle. Böylece bankaya götürecektim. Onlar sayacaktı makineyle. Hmm. Allah neyle ne yapıyorsun? Ayağım işte. Neyse. Hadi bakalım. Sonunda toparlayabildik. Şimdi geldik sayma kısmına. Birlikler 10'ar TL'den yapılmış. Bu da 10'ar TL'den. Bunlar 10 TL'den. Burada kaç vardı? 8. 8.30. Tek bunu saydık. Gerisini daha tek tek sayacağız şimdi. Burada da ne euro var, sent var, rubel var, bir şeyler var işte. Yabancı para. Muze parası gibi oldu. Neyse hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 7 lira. 100 lira. 200 lira. 300 lira. 400 lira. Burası 410, 420, 430. Bunlar 10'ar lira değil mi? Hı hı. 440, 450, 460, 470, 480, 490. Bu da bunu tamam, tamamlayalım. Zaten onu yapar. 490, evet, bu da 800 bir şey. Tamam, burası 500 sayalım. Bunu tamamlarız. Burası 400 mü? Evet, bak. 50, 100. 200, 300, 400. Hı-hı. 100, 200, 300, 400. Tamam. Şimdi kar paralar. Tamam, bu bozuklar 500 lira çıktı. Saydık. Şimdi kar paraları sayıyoruz. Ne hepsini birleştirdim ya. Neyse ben dolarları sayayım. 20, 40, 60, 70, 80, 85. Neyse burası 3090, burada da 85 dolar, 5 euro var. Burada 3090 mı dedik? Hmm. 3000 ise burada da 500, 3590 TL. Hmm. 3590 TL, 85 dolar, 5 euromuz var. Bir de buradaki bozuk, şunları sayalım. 1, 5 rubl, 6 rubl, 7 rubl, 12 rubl, 13 rubl. 13 rubl, 1, 2, burada da yine 5 euro. Bu nerenin parası ya? Bu nerenin parası bilmiyorum, hiçbir yerinde yazmıyor ama. Ne diyor? Nereden buldun? Konservatuvara. Allah bilir nerenin parası. Burada bir de neyse, falan filan. Neyse. Ne çıktı şimdi toplam? 3590 TL. Bunları TL'ye çevirelim. 690. 693. 690 diyelim. Bu da 5 euro. 5 euro da 50 TL yapıyor. Durun şimdi sayalım. 690 TL artı 50 TL. Artı 500 bozuklar aldı 3090 o. Tamam. 4330. Burada da aslında 5 euro var. Hı hı. Ha, bu. Bunu da saysak artı 50 desek 4380 oldu mu? Rubller ne kadar yapıyor ki Allah bilir. Boş ver. Neyse işte. 4380 lira çıktı. Tahmin ettiğimiz aynen gibi 4000. 4,5 çıkarsan demiştim. İyi çıktı. Şimdi karıştırma da bana. Evet arkadaşlar, bizden bu kadar.
Bakalım bunu ne yapacağız? Büyük ihtimalle harcamayız ya. Ne harcayacağız? Harcarsak şimdi 5 dakikada harcarım ben bunları. Değil mi? Giderim alışveriş yaparım gider ama ne yapmamız lazım? Geleceğimizi düşünmemiz lazım. Bir şeylere yatırım yapmamız lazım. Neyse bakalım ne yapacağımızı daha sonra biz karar veririz. Şimdiden like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Tabii ki kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Artık abone olun ya. Abonemiz bir türlü çoğalmıyor. Hiç motivasyon olamıyoruz. Siz izlemedikçe, abone olmadıkça bizim motivasyonumuz gidiyor. O yüzden abone olun. Burada maalesef de şu çantasının içinden çıkmadan yatıyor ya. Ne varsa dışarıya çıkmıyor ama çantanın içinden çıkmak yok. Böyle. İşte. Evet, o zaman biz gidiyoruz. İyi bakın kendinize. Konuşamadım. Neyse. Bye bye.